Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu yine 12-7 bu arada. 12-7'de bir evet, takıldık. Tıkaldık, ta takıldık farkında mısınız? Kazandılar kendilerini tebrik ediyoruz. Ve çok şaşırılacak bir isim Damla kendini potada buldu. Survivor Extra masası bunu çok tartışacağı benziyor ama gerçekten hem dün gece hem bu geceye damga vuran bir yarışmacı var. O da Kırmızı takımın Merve'si. Böyle bir performans görülmemiştir son zamanlarda diyoruz. Ve bu performansla ilgili çok şeyler söyleyecek olan Murat Özoray'a sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Furkan Dede. Evet Merve Aydın. Dün gecenin yıldızıydı Merve. Bu gecenin de yıldızı oldu. Dün 4'te 4 yapmıştı. Bugün de 4'te 4 yaptı. Ve toplamda 8'de 8'de bu gecenin ve dün gecenin yıldızı oldu kendisini yürekten kutluyorum Merve Aydın'ı. Ve Merve Aydın bugün 4'e 4 yaparken kimleri yendi Furkan Dede? Önce Özgür'ü yendi, sonra Seda'yı yendi, sonra Ogeda'yı yendi, sonra da Batuhan'ı yendi. Yani böylesine bir performans uzun yıllardır görülmemiştir. Ha 4'te 4 yapan yarışmacılar oldu ama arka arkaya iki gün üst üste Dörtte dört, dörtte dört Merve Aydın'ın hakkını teslim etmemiz lazım. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermemiz lazım. Ve günlük sütüm diyorum ya ben bu sefer iki günlük süt oldum. Dün, dün ve bugün iki günlük sütte, iki günlük sütte insana ne yapar? İnanılmaz bir fayda sağlar kalsiyum. Ve ilham verir. Kalsiyum. İlham, kalsiyum ve o sütler de insana ilham verir ve ne yazacağını şaşırırsın. Ben de Merve Aydın'a gerçekten ne yazacağımı şaşırdım. Ama Merve Aydın'ın gerçekten hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şöyle kısaca bir Merve Aydın değerlendirelim Hanzi buyursunlar. Merve Aydın'ı ayakta alkışlıyorum. 8'de 8 yaptı ve hangi hafta 8'de 8 yaptı? Erkeklerle mücadele edilmeye başlanan haftada. Bu çok kritik bir hafta. Eller alışmayabilirdi. E, bir yabancı gelebilirdi. Belli rakipler, belli rakiplerle oynamaya alışmıştı. Bir anda bir değişiklik yapıldı. Merve zaten erkekleri yenmeyi bekliyormuş. Hemen söylüyorum. iki gün içerisinde iki kez Özgür'ü zaten iki kez oynadı Özgürle iki kez Batuanı zaten iki kez oynadı Batuanla ve iki kez de Ogeday'ı yendim Merve iki kez be. oynadı Ogedayla kadın yani kazandığı kadınları yendiği kadınları saymama gerek yok onlar daha önce de izlediğimiz tablolardı ama Özgür Batuan ve Ogeday gibi bir üçlüyü ikişer kez çıktı bütün maçlarda yenmek Merve Hı? bir şey daha ekleyeceğim Evet bu gece herkesin şampiyonluk favorisi soruldu tahmin favori e, isteği veya e, öngörüsü gibi bir kişinin adı hiç geçmedi biliyor musunuz? Sadece bir kişiyi hiç ismi telaffuz edilmedi. Özgür'ün bile ismi telaffuz edildi. Bile dememin sebebi bir kez telaffuz edildi. O da Ogeday'ın üçüncü seçeneği olarak. Ama Merve Aydın'ı söyleyen bir yarışmacımız bile olmadı. Açıkçası beni şaşırttı. Son düzlükte bu hızla gelen bir yarışmacı tehlike çanları çalıyor. Bence sizin için derim yarışmacılara. Şunu söyleyebilir miyiz? Sercan'la rica edelim bütün yorumcularımızı görebilir miyiz ekranda acaba? Merve Aydın kupanın bir ucundan tuttu diyebilir miyiz? Diyebiliriz vallahi. Sevgili İhsan Tarkan. Vallahi bu performans bunu dememiz gerektiriyor. Yani dememiz gerekiyor böyle bir şeyi. Ama tabii ki yol çok uzun. Merve'nin bugün genel tabloya baktığım zaman Seda ile arasında şu kadarcık bir fark kalmış. Yani bir Seda'yı yere geliyordu yere göre sığdıramıyorduk. Seda aşağı, Seda yukarı. Evet Seda'da düşüşler oldu ama Merve Aydın performansını aslında hiç düşmedi. Yani belli bir oranda hep böyle gizli gizli çok da böyle pazarlamayı sevmiyor. Reklam pazarlama işleri biraz zayıf Merve'de. Aslında baktığın zaman bazen Nefise'nin önündeydi performansı. Bazen Nefise ile kafa kafayıydı hep yüzde olarak. Ama böyle biz onu çok görmüyorduk. Ya da o da kendisini çok fazla parlatmayı sevmiyordu. Ama şimdi öyle bir dönemde öyle bir kural geldikten sonra Öyle bir performans sergiledi ki yani şiiri de hak ediyor, övgüyü de hak ediyor. Kupanın bir kenarından tuttu mu? Evet tuttu diyebilmemiz gerekiyor. Tebrik ediyoruz. Yani Sayda Hanzade, Ogeday'la oynuyorsun iki kere, iki kere yeniyorsun. Batuhan'la oynuyorsun iki kere, iki kere yeniyorsun. Özgür'le oynuyorsun iki kere, iki kere yeniyorsun. Seda ve Damla'yla birer kere oynatıyorlar zaten seni. Sistem artık çok fazla kadına da buluşamıyorsun. Onları da yeniyorsun. Çıktığın her oyunu yeniyorsun. Ve de öyle bir yerde yeniyorsun ki yani biz de, seyirci de, Merve de, herkes de biliyor ki o takımda ilk yazılacak isimlerin de başında geliyordu. Merve bundan sonra hep aday dediğimiz e, o kırmızı takımda muhtemelen böyle çok fazla e, riskte kaldığı bir dönemde 8'de 8 yapıyor. Tebrik ediyorum, helal hoş olsun diyorum. E, bakalım bu performansı böyle açıldı gidiyor, sonunu görebilir mi? Neden olmasın inşallah görür. İnsan i̇lk şey seneki, mer seneki, seneki, seneki Merve'ydim biliyor musunuz? An. İlk sezonda i̇lk sezon ve mi? o ilk All starda yarışan Merve Aydın böyleydi. E, o eski Merve Aydın hatırlatıyor şu an performans. E, İhsan dedi ki sistem tabii kadınlarla oynamasını engel oluyor. Orada kadınlarla oynamasını engel olan şey sistem değil tabii. Yani onda daha sonra. O da bir sistem. Ama ben başka sistem. Yani bahsettim. kırmızı takımın erkekleri öyle bekliyormuş ki kadınlarla yarışmayı. Hani sistemde Merve Aydın iki günde iki kez kadınla buluşabildi. İnanılmazlar. O noktada azar katıyorum. Seçmeleri izledim sistem dikkatli değil bir şekilde. Yani o. Hani. Seda ile damla yok oluyor bir anda. Hani Seda mesela, havada kapılıyor. <laughs> yok oldular onlar. Ben Cem Atakan oradan çıktı Seda adamlar. Değişik hani de şey orada Hani şey gibi yani. bir yok olma. Hani eskiden mesela duyardık. Ben o alayım bugün derdi Atakan. Hani çünkü o kadar çok iyi bir yarışmacı Şimdi mesela Hilmi Cem şey diyor, ben Seda'yı alırım isterseniz. Atakan da, tamam ben de Damla'yı alırım diyor. Yani şimdi sanki böyle Damla'yı almak... Bu arada Merve'nin orada bir gülüşü yakaladım Çelik yakaladım. Evet yakaladım Merve çünkü gülersin yakaladım. yani. Çelik yeleğimi giydim, yani ben Damla'yı alırım. Karşı tarafın %150 ile yarışan evet. yarışmacısını alıyor gibi değil <laughs> ben mi? Ben Damla'yı alırım arkadaşlar, siz rahat olun. Ah ah kırmızı takım. Ama bu arada başarıyorlar mı? Başarıyorlar. Demek ki kadınlara güveniyorlar. Kendilerine güvenemiyorlardı, belki daha az güveniyorlardı. Bu sistemde... Gerçekten 12-7'ye taktılar mavi takımı yani. doğrusunu buldu mu yani? Orada takıldı mavi takım. Eylül'sü doğrusunu Bu, buldu. Bence. Bu arada aklıma geldi. Efendim şimdi mesela Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Şampiyonlar Ligi kupası böyle şehirlerde gezdirilir. Biz de acaba Acun abiden rica etsek bir günlüğüne belki... Şampiyonluk kupası buraya gelirse hem de kupayı inceleme fırsatımız da olur. Bu arada Survivor All Star kupası gerçekten ağır bir kupa. Tutması da zor. Kırmayalım onu sonra burada. Hayır, kırmasın. <laughs> kıracağız, kıracağız ya Allah. Sergileriz burada de. kupayı. Sergileriz. Kupayı? Hayır kupayı çok güzel. Olur. Bir... Şurada durması, ekstra masasında evet. durması çok güzel. Olur. Yani bir güzel günlüğüne e, biz de bir kupayı e, evet. emin edemizi evet. görmek istiyoruz acun abi. Sonuçta biz kaldıramayacağız ama hani müzemizde durur belki izleyenlere göstermiş oluruz. Bu arada gerçekten çok şık bir kupa yani. Hani e, tabii ki şampiyonluk anında belki o anın heyecanıyla insanların ne kadar dikkatini çekiyor bilmiyorum ben ama. Hani durduğu zaman böyle bakmaktan keyif alacağım bir kupa. Niye? Çünkü sevgili Sema Aydemir Exen kupasını almıştı. O kupayı bir kere bizim odamıza getirmişti. Ben bayağı kupayla böyle sarmaş dolaş olmak istedim. Güzel bir kupa, hoş bir kupa. Fotoğraf çekeriz. Fotoğraf. Aa bravo. Fotoğraf çekeriz. Bu arada şey zamanımızda gelmedi mi? Zarfın içine şampiyonluk tahminimizi yazıp yollayayım. Yollayayım. Ezaden geldi var. Sevgili arkadaşlar hanım kain. Mühürlenmiş ee, zarflar istiyor evet. Hamza'yı onları da yapacağız Survivor ekstra masası olarak diyoruz ve isterseniz tabii ki oyunun detaylı değerlendirmesine geleceğiz ama dönelim konseye çünkü evet. çok ilginç bir şey yaşandı ne oldu sevgili Damla'nın ismi çıktı şimdi normal şartlar altında beklenen isim Batuhan Karacakaya yani kendisi dahil olmak üzere Özgür Atakan izleyenler herkes Batuhan'ı beklerken Herkes bir anda ters köşe oldu, Damla'nın ismi çıktı yalnız bununla ilgili herhangi bir konuşma yok, herhangi bir tepki yok, done yok, done yok. Done yani hani ipin ucunu yakalasak Abi. bir yerlere gideceğiz ama belki de Allah. yakalayanlar olmuştur diyorum.